Bismillahirrahmanirrahim. Bilimin sonunda ne var? Bilim sonsuzluk kulesine aklın yükselişidir. Arzdan arşa ruhun yükselişidir. Allah Celle Celaluhu düzeni kurmuş, arşındaki tahtını istiva ederek orada yukarıdan aşağıya doğru yani arştan arza rasat ederek dört arş ve dört kürsi direğinde yükselen sonsuzluk kulesinin sahibi olarak kendisinin bilinmesini istemiştir. Kendisinin bilinmesi ise bilim ile olur. Evren 15-20 milyar yıl kadar önce iğne ucundan küçük bir ak noktada patlayarak açıldı. Bu nokta cehennemden bile milyarlarca kez sıcaktı ve yoğundu. Saniyenin milyar kez milyarlarda birinde yani ol dediği anda evren içinde her şeyiyle hazır oluvermişti. O iğne ucu kadar ak noktacık milyarlarca yıl boyunca genişleyerek şimdiki dev evrenimiz oldu. Nasıl ki ışıktan ya da ateşten uzaklaştıkça karanlık ve soğuk duygusu oluşuyorsa, evren de böyle genişledikçe hem ışıktan karanlığa hem de sıcaktan soğuğa döndü. Evren cehennemi sıcaktan şimdi zemheri soğuğuna gelmiştir. Sonsuz sıcağı şimdi kainatın en düşük derecesi olan eksi 273 santigrat dereceye yaklaşmıştır. Sadece 2,5 derece daha soğursa evren buz tutacak, donacaktır. Dolayısıyla genişlemeyecek, duracak ve tersine kara delik kıyamet çöküntüsüne uğrayacaktır. Böylece evrenin iğne ucu kadar bir ak noktadan başlayan doğumu yine iğne ucu kadar bir kara noktada bitecektir. Her doğan doğduğundan itibaren her an ölmeye adaydır. Dolayısıyla evren daha insan yaratılmadan Yaratanın koyduğu yasalar topluluğu olan bilim ile yönetiliyordu. İnsanoğlu bu uzun zamanın en sonunda sanki bir saat önce yaratılmıştı. Belki de 50 bin yıl arayla önce ateşi, sonra tekerleği ve daha sonra da karasaban tarımını buldu. Şimdi ise aynı insanoğlu bilimin ivmelenmesi, giderek hızlanması nedeniyle dakikada 3 buluş yapıyor. Evrenin yasaları bu ak noktanın patlayarak açılmasıyla birlikte doğdu. İnsanoğlu yaratılmasaydı da evren bu en başta konmuş fizik yasalarıyla çalışmayı sürdürecekti. Evren milyarlarca yıl sonra insanoğlunun yaratılmasını bekleyerek sonra çalışmaya başlamadı. Evren insanoğlunun kendisinin hangi yasalarla ve nasıl çalıştığını keşfetmesiyle de yaratılmadı. Evren bir keşif beklemekten pervasız, insanın yaratılmasından umursuz, en başta konmuş olan fizik yasalarıyla işliyor. Demek istiyorum ki gerçekler her zaman vardı ve vardır. Onu birinin keşfetmesiyle o gerçek olmaz. Halbuki insan için gök dürbünü bulununcaya kadar çıplak gözle görülen yıldızlar gerçek, diğerleri yok sayılıyordu. Olmaz öyle şey. Ya da mikroskop icat edildi diye mikroplar yaratılmadı. Mikroskoptan önce de mikroplar vardı. Gerçekler yaratılışın en başından beri vardı. Bizim gerçekleri gözlemlemememizle birlikte gerçekler yaratılmazlar. O halde bilimin görevi var olan gerçekleri bulmaktır. Bunu yaparken de insan aklının gidilemeyecek en uzak evrenlere bile uzanabilmesi yeteneğini kullanmalıdır. Şimdiki resmi bilim gözlediklerinin bulduklarının üzerine kurulmuştur. Ama bulamadıklarının da var olduğunu kabul ediyor. Bu kez gidemediği o yönlere zihinsel bir genişleme yani matematik, fizik, düşünce ile ulaşıyor. Resmi bilimin bağnaz bir yanı ise gözleme sımsıkı sarılmasıdır. Birçok tekelleşmiş aristokrat bilim adamları gördüklerine fizik, görmediklerine metafizik demek gafletine düşmüşlerdi. Hatta bir ara bilim bitmiştir, her şey bulunmuştur dediler. Evren kararlı ve her şeyiyle sabit, durağan, madde ölümsüz sanılmıştı. Ama radyoaktif bozulmayı kuryeler bulunca evrende maddenin enerjiye dönüştüğü ve ölümsüzlüğü safsatası hapı yuttu. Radyoaktif bozulma kararsız atomları ortaya koymuştu. Röntgen ışınları da gözün gördüğü her şey vardır, kalanı yoktur, safsatasını yıktı.
X ışınları, gamma ışınları ve benzeri evren ışınları gözle görülmez ama dolaylı olarak aygıtlarla görülür. Madde ile ötesinin tam sınırında şimdi nötrino denen gerçekten hayalet parçacıklar bulundu. Atomdan milyonlarca kez küçük olan ve hiçbir ışığı olmayan, madde ile etkileşmeyen, maddeye karşı saydam davranan nötrinolar nasıl bulunmuştu? Sadece matematik denklemlerle. Çünkü atom reaksiyonlarında sürekli bir enerji açığı vardı. Bu enerji açığına mini yüksüz anlamında nötrino dendi, nötron değil. Sonra insan aklı bilimi kullanarak eğer bu parçacıklar var ise dolaylı çarpışmalarla yakalanabilir olmaları gerektiğini gösterdi. Gerçekten de deney olarak bu parçacıkların var olduğu bulundu. Yani onlar ne maddedir ne de değildir. Bu bilimin zaferidir ve gözle görünmek bir yana maddeyle hiçbir etkileşmesi olmayan bu sessiz hayaletlere beş duyu değil, saf matematik denklemler ulaşmıştır. Nötrinolar gibi kuvvet alanları ve görünmeyen madde miktarı vardır ki bunlar da ışık zerresi olan kuantların, foton yani, hepsinin ışımadığını, ışık vermediğini ve bir de karanlık, zımni, ışıksız ışıma da olduğunu ortaya koyuyordu. Evrenin bütün dört kuvveti karanlık enerji alanları ile temsil edilmektedir. Örneğin bir mıknatısın demir tozlarını dizen magnetik çizgileri bu karanlık ışımanın diğer örneğidir. Karanlık enerji alanlarının ve karanlık magnetik akılların ne olduğunu bilmeksizin sadece aydınlığa inanıyoruz. Oysa bilim karanlıkları matematik yoluyla görmeden buluyor ve ispatlıyor. Evren ve bilim bir bütündür. Kısaca evren bilimleri bir tektir. Yani evren tekil, vahdaniyet bir bütündür. Biz evrenden ayrı değiliz. Yıldızlarda oluşan atomların püskürmesinden hücreler dizgesi biçiminde yaratılmışız. Biz evrenle birlikte varız ve ondan soyutlanamayız. Evrenin bilimi de bir tek ve yalındır. Bulduklarımıza bilim diye inanıp bulamadıklarımıza ve erişemediklerimize bilim ötesi demek yanlışından 1960'larda kurtulduk. Evren bilim bir tektir, bir bütündür. Onun içinde insanlık olarak yol aldığımız kısmı ağır ve hantal gitmektedir. Ama daha bulacağımız yasaları vardır ki onlar da bilim üstü bilimdir ve metafizik diye nitelendirmek cehalettir. Bilim ağır seyreder çünkü bulunanı kanıtlamak 20 yıl sonraya kalıyor. Bu kaplumbağa hızına karşı gerçekten ömrümüz çok kısa. 25 yılını uykuyla geçirdiğimiz ortalama 75 yıl içinde bilim adamı yetişmek için 25 yıl geçiyor. Geriye kalan 25 yıl kapsamında bilim yapmak, düşünmek, tefekkür etmek ve sonra üretmek için adeta bir zaman kalmıyor. Kısaca bilimde gidebildiğimiz yere kadar gidiyor, sonra da tıkanarak ya da tükenerek sınırlanıyoruz. Bizden sonrakiler bu işi sürdürüyor ve zincirimize bir halka daha ekliyorlar. Amacımız bilimin nereye gidebileceğini ve ayrı bilim dallarının birbirleriyle birleşen bir bütün olduğunu gösterebilmek. Örneğin bir kimya, bir biyoloji bilimi vardı. Bunlar biyokimya olarak da birleşebiliyor. Ya da nükleer fizik ile nükleer kimya aynı şeyi oluveriyor. Bütün bilimler birbirleriyle birleşip bir bileşik alan oluşturuyor ve tekleşmeye doğru gidiyorlar. Vahdaniyet bilimde de var. Bilim tepede, dorukta, piramidin en ucunda, arşta birleşebilir ve tek bilim olur. İşte bu kitabın amaçlarından birisi de doğruya gitmek. Önce merak ederiz. Meraktan bilim doğar. Bilim bizi Allah'ın yarattıkları üzerinde düşünmeye götürür. O zaman derinleşiriz ve Allah'ın zatını merak ederiz. Allah'ımıza bir mekan ve zaman atfetmek isteriz. Nedensellik denen zamanda öncelik, sonralık sıralaması yüzünden Allah'ı kimin doğurduğunu, ne zaman doğduğunu, ne zaman sonunun geleceğini düşünürüz. Bunları düşünmek çocukluğumuzdan beri içimizdedir. Bir çocuk Allah'ı doğmuş, doğrulmuş, bir yerde ve bir zamanda yaşıyor düşünmek alışkanlığındadır. Çünkü nedensellik ve mekan ile zaman ihtiyacımız bize böyle bir düşünce eğilimi yaratır.
Bütün bunları insanoğlu daha küçükken düşünmeye başlar ve sanıldığı gibi kafir düşünceler değildir. Çünkü bilim sorarak başlar. Işık hızında zamanın ebediyen durduğunu bilmeyen bir çocuk ya da bilimsiz biri için zaman hep mutlak ve akıcı bir şey gibi gelir. Zaman akınca da bir başı bir sonu vardır. Dünü, şimdisi, yarını vardır. Bu zamanın içinde geçtiği bir mekan vardır.